İddianame ise İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ise bugün artık İzmir Adliyesi'ne başlandı. İki tutuklu sanığın savunması alındı. Öğleden sonra tutuksuz sanıkların savunması alınacak. Ardından da müştekiler söz alacak. Peki tutuklu sanıklar savunmalarında neler söyledi? Hemen bu ayrıntılara bakalım. Binanın projesini çizen ve tutuklu sanıklardan olan Nurettin Bozdoğan savunmasında kusuru olmadığını söyledi. Bozdoğan'ın avukatı 2002 ve 2006 yılında bina için iki ayrı tadilat izni alındığını söyledi. Ancak bu dönemde Nurettin Bozdoğan'ın yetkisi olmadığını söyledi. Nurettin Bozdoğan'ın avukatı savunmasında binanın yıkılış nedenine ilişkin olarak 2002 yılından sonraki tadilatları işaret etti. Bu tadilatlarda kolonların kesildiğini söyledi ve binanın statik yapısının bozulduğunu belirtti. Diğer bir savunma ise binanın arsa sahiplerinden Mustafa Yılmaz yaptı. Tutuklu sanıktı. Onun da savunması alındı. Mustafa Yılmaz savunmasında 6 tane apartmanın en alt katında yer alan 6 tane dükkanı tek bir dükkan haline dönüştürdüğünü kabul etti. Ancak binanın kolonlarının kesilmesine ilişkin iddiaları kabul etmedi. Hemen bu noktada şu ayrıntıyı belirtmek istiyorum. Bina 2 blok şeklinde tasarlanmıştı. Bir bloğun altında en alt katta 4 tane dükkan vardı. Diğer bloktaysa 6 tane dükkan vardı. İşte o 6 tane dükkan tek bir dükkan haline dönüştürüldü. İddialara göre ise kolonlar kesildi. Ancak binanın arsa sahiplerinden aynı zamanda bu 6 dükkanın sahibi olan Mustafa Yılmaz 6 dükkanı tek bir dükkan haline dönüştürdüğünü kabul etti. Ancak kolon kesme iddialarını reddetti. İşte iki tutuklu sanığın savunmaları alındı. Öğleden sonra tutuksuz sanıkların savunmaları alınacak. Diğer bir yandan da müştekilere söz hakkı tanınacak.